Pınar, aşağısı. Gel gel. Gel yavaş. 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 Şu kapı arka bahçeye açılıyor galiba. Oradan kaçmamız daha kolay olur ha? Evet. Ya burada iyiydik aslında. Niye kaçıyoruz ki? Ha? Sadullah Baba Bey kendisini tedavi ettik diye belki güzel sakal açacaktı. Ha? Ulan spastik öküz matadoru Fred'i. Ben sahiden psikolog doktor muyum da Sadullah Baba'yı tedavi edeceğim? Herif beni başka bir sahici doktorla karıştırdı. Dün akşam bana çok büyük bir sırrını söyledi. Eğer benim çakma psikolog olduğumu öğrenirse sırf bu sırrı bildiğimiz için hepimizi kafalarına bir arada sıktırıp şu arka bahçeye gömdürür. Tepemize de bir ağaç diker. Ondan sonra da bulabilirse. Şşş! Yavaş! Hadi gidelim artık. Yürüyün. Hadi. Hadi. Hadi yürüyün. Parmak ucu, parmak ucu. Parmak ucu. Sessiz. Ulan yavaş. Parmak ucu ya. Pınar, biri görürse dolaşıyoruz. Tamam, tamam. Pınar, süper geliyoruz. Hala yakalanmadık. Şşş Biko, maşallah de. Ne zahane yedireceksin şimdi. Maşallah. Ulan! Ya yapmayın. Hadi şuradan gidelim. Bahçenin bir çıkış kapısı vardır mutlaka. Gidelim Pınar. Hadi. Gel lan matador, sen de gel. Yavaş yavaş. Günaydın doktor. Çok az kalmıştı be çıkışa. Hayırdır doktor? Sabah sabah nereye koşuyorsunuz böyle? Biz şeye koşuyorduk Sadullah Bey. Neye gidiyorduk Pınar'ım? Yardım et gözünü seveyim. Biz koşmaya koşuyorduk. Spor amaçlı yani. Sabah koşusu şeklinde. Çok saçma oldu bu ama. İdare et. Evet, biz sabah koşusuna çıkmıştık Sadullah Bey. Şimdi gerdirme hareketlerine geçiyoruz. Evet arkadaşlar, kollar yukarı. Hop. Aşağı. Şimdi sağa yatıyoruz. Sağa yatıyoruz. Evet. Kuş seslerini duyuyor musun doktor? Yok, ben hiç kuş sesi duymuyorum Sadullah Bey. O zaman acil bir şeyler yap doktor. Yine duyulsun kuş sesleri. Ha, ha. Hadi bakalım, bu kadar spor yeter. Önce güzel bir kahvaltı yapalım, sonra hemen başlarız tedaviye. Tabii. Hadi. Buraya kadarmış. Doktor Beyciğim, bir ara bana da bir bakarsınız değil mi? Bana da bakarsınız derken? Ben de aynı kuş meselesinden muzdaribim de. Ama seninki normal hocam.
Bu yaştan sonra kuş değil, kartal olsa biraz zor yani. Gidelim. Ah, ah. Doktor bey sizi muayene ederken ben bir eve uğrayıp üstümü değiştirebilir miyim? Akşamdan beri aynı kıyafetle kaldım da. Üstümü değiştirip hemencecik dönerim geriye ben. Hiç merak etmeyin ha. Süper hareket Pınar. Hemen gidip Pala'ya haber verirsin. O da gelip bizi kurtarır. Lan öküz matadoru. İnsan gibi yesene şunu. Arada bir nefes al yerken. Dünden beri hiçbir şey yemedim. Çok karnım acıktı, ne yapayım? Dünden beri de sanki doğduğundan beri hiçbir şey yememiş gibi davranıyor öküz can. Tıkıştırıyor sürekli. Siz hiç evinize kadar zahmet etmeyin doktor hanım. Biz kılık kıyafet olayını çözdük. Ben siz uyurken beden ölçülerinizi alıp çocukları çarşıya gönderdim. Ben uyurken benim beden ölçülerimi mi aldınız yani? Hı hı. Merak etme Pınar'ım. Bey amca zararsız. Nasıl yani? Boş ver. Hadi bakalım doktor. Saat öğlen oluyor neredeyse. Bir an önce başlayalım tedaviye de ben de biraz ilerleme kaydedeyim. Akşam da gündüz öğrendiklerimin pratiğini yapayım artık. Pratik derken? Yalnız Sadullah Bey. Teoride tamam. Size elimden gelen yardımı yaparım ama gözünüzü seveyim. İşin pratiğine beni karıştırmayın. Yani sonuçta ne yapacaksın benim gibi kıllı, yünlü ve %100 balta bir adamı? Affedersiniz ama sizin gibi yakışıklı bir beyefendiye kadın mı yok? Saçmalama doktor. Akşama çok özel ve çok güzel bir misafirim geliyor. Onunla yapacağım pratiği. Ha, oh. Tamam o zaman. Hay Allah elinizi vermesin. Ben de bir an için böyle aman dedim, ödüm koptu. Hanım bu evde her an her şey olabilir. Peki, ne oluyor? Yok bir şey Pınar'ım, aramızda özel konuşuyoruz. Özel? Evet, özel. Kahvaltı ve insanlar ne güzel.